Selamlar. İnternette gördüğüm bir haber karşısında bir tepki videosu çekmek istedim. Bu bir tepki videosudur. Çok tepkiliyim çünkü. Yani <laughs> birazcık gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Undertaker bu aralar biliyorsunuz bir podcasti falan var. Six Feet Under falan böyle işte One Man Dead Man Show falan bir şeyler. Undertaker çok aktif abi. <laughs> Hoşuma gitmiyor değil bu durum ve bütün her şeyi ortaya çıkarıyor. Ya Undertaker'dan biz daha neler neler dinleyeceğiz yıllarca var ya bak çok güzel ne, ne haberler ne haberler çıkacak yani. Undertaker demiş ki arkadaşlar 2018 Crown Jewel'daki Brothers of Destruction D-Generation X maçı ile ilgili konuşmuş. Kimse mutlu değildi o maçta demiş. Demiş ki Sean is pissed because he came out of retirement. Diyor ki Sean Michaels çok öfkeliydi zaten mutlu değildi. <laughs> çok kızgındı çünkü emeklilikten geri döndü. Dönmeseydin Triple H çok kızgındı. Çünkü he tore his pack. Çünkü sakatlandı. Çıkmasaydın maça. He had a WrestleMania match that year. Evet, o yıl WrestleMania maçı vardı. Kane loses his mask. Kane maskesini kaybetti. I lost my pride. Kane maskesini ben de onurumu kaybettim. O zaman çık mı babacım? Madem böyle diyecektiniz ki başlarım sizin Arap şovunuza. Ama ne oldu? Money 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 always sunny in the rich man's world. Abba'ya da selam olsun buradan. Eskiler bilir. Yani arkadaşlar diyeceğim ki ya böyle işte zamanında çok evet bir ton para aldılar. Shawn Michaels bir ton para aldı abi. Emeklilikten geri döndü şu maç için. Triple buna para aldınız abi bu kadar. Dolu dolu paraları cukkaladınız. Ondan sonra evet hiç mutlu değildik. Çünkü işte onurumuzu kaybettik. Bilmem ne falan. Şimdi bir, bir kere şunu söyleyeceğim. Orası nasıl bir yerde biliyor musunuz? Resmen hayvanat bahçesi gibiydi. Açık açıkça söylüyorum. Orası resmen bir hayvanat bahçesiydi. Bak eski Crown Jew dönemlerinde Allah'tan aktif güreş izleyicisi değilmişim. Şu Arap şovlarında. Yani muhtemelen çok severdim. 2020'nin sonunda Undertaker emekli olurken ben içerik üretmeye geri döndüğümde açtım. Baktım ki şöyle bir önceki şu 5 yıla bakayım neler kaçırmışım diye. Baktım Araplarla anlaşmalar yapılmış. Arap şovları izliyorsun abi o eski krancular Bak günümüzdekiler de Allah'tan yok. Ki önümüzdeki ay ay değil ekip kasım'da. Kasım'ın ilk haftası crunchul var. Ona göre söyleyeyim Arap şovu var. Abi eski Arap şovlarında duruyorsun böyle. Arkaya bakın tamam mı? Ringi ringi bırakın. Arkada olanları izleyin. Herkes böyle işte o Arap kıyafetleriyle gelmiş. direkt ringin böyle kamera gören tarafı zaten. Ringin tam arka tarafı kamera gören o açı özel koltuklar. Oraya muhtemelen şeyhlerin bilmem bir şeyleri. Ve böyle umursamıyorlar. Böyle geziyorlar. Dolanıyorlar böyle. Alo. Hımm. Aynen. Evet. Hımm. Hı. Haremden 3 kişiyle beraber geldim falan. Böyle ge geziyorlar. Gezinti var. Orada dünyanın en iyi güreşçileri güreşiyor. Ee, sallamıyorlar. Geziyorlar. Sağa gidiyorlar. Sonra sürekli bir oluşum var. Böyle mobil izleme var. Tamam mı? İzlemiyorlar bile. Mobil şekilde takılıyorlar yani. Bir sağa gidiyorlar. Seyyar böyle. Bir oraya gidiyorlar. Siz ne kadar... Yani hayvan başı gibi bunlar sanki kafesteki maymunlar böyle. Onlar da takılıyor böyle arada muz atıyorlar. Hadi bakalım işte oynayın. İki güreşin atlayın bakalım. Hadi bir tombstone çeksene falan gibi böyle. Hani parasını verdik babacığım buraya getirdik. Oynayacaksınız diyeyim. Ben bu olayı başından beri sevmiyorum. Açık söyleyeyim bak günümüzde ya Araplar da değişmeye başladı açık söylemek gerekirse. Bu adamlar belli ki dediler ki baba bizim petrolümüz sonsuz değil. Bunun bir sonu olacak elbet. O zaman ne yapalım? Bir sürü farklı yerlere. Bu bence kendileri açısından çok başarılı bir hamle. Bir sürü farklı yere yatırım yapalım. Spor yatırım yapalım, ona yatırım yapalım, eğlence yatırım yapalım ki Selman zaten biliyorsunuz. Bir de Türkiye ne vardı ya Türkiye Eğlence Bakanı. Eğlence şeyhi mi diyelim artık. Bak bakan da garip oluyor. Krallıkla yönetilen <laughs> bir şey için neyse. Ee, Bunlar dediler ki biz eğlencedir, spordur, her şeyi buraya getirelim. Basalım paraları işte Ronaldo futbolundan ona buna falan derken Davi bir de bunun içindeydi. E tabi adamlar da güzel para işinde şimdi doğruya doğru yani. Uzun süreli anlaşma falan. Ama ilk dönemleri gerçekten çok kötüymüş. Bak <laughs> 2021'den beri Crown Jewel izliyorum tam. İşte 21'i 22'si falan böyle. Rahatsız değilim. Ama o önceki 2-3 yıl var ya. O önceki 2020 2021 öncesi Arap şovları çok kötü abi. Şeyinden bahsetmiyorum bak sadece işte hikaye mi hikaye. Biz güzel hikayeler de izledik Arap şovlarında. King of the Ring'i falan işte yaptılar bilmem. ne. Işte Night of Champions muhabbetleri falan. Bak hepsini göz ardı et. <laughs> 2020 sonrası iyi. Bence. Hani öncesine göre iyi yani. Bir de erken saat ya, bizim için de güzel oluyor. Ama o öncekiler çok kötü abi. Ben katlanamıyorum. Ben bu maçı tam izlemedim. Bak itiraf ediyorum. Ben bu maçı izlemedim, izleyemem. Orada benim en sevdiğim güreşçi var. Orada benim en sevdiğim diğer güreşçi, çok sevdiğim güreşçiler var. Bana göre Goat var orada, Undertaker falan. Ben bu adamların şaklaban gibi, sirkteki böyle işte bilmem ne parayı verdik. Hadi izleyelim sizi deyip orada bir, bir şey sergileyen. bunun aslında bakarsan tabii WWE de böyle bir şey ama öyle değil. Oradaki izleyiciler saygı duyuyor. Sinirlendim. Pardon mikrofonu kırıyordum az daha. Sinirlendim. Biz saygı duyuyoruz. Oradaki izleyiciler saygı duyuyor. Ama Arap şovlarında o dönemki yıllarda falan oradaki izleyiciler saygı maygı duymuyordu. Kimse bana yok saygı duyuyor falan diye dedirttiremez yani. Yok öyle bir şey. Duymuyorlar abi. Takılıyorlar. Parasını verdik gelin yapacaksınız bunu. Havası vardı orada. O yüzden de bu adamların hepsi tabii ki onurlarını, gururlarını, yok bilmem nelerini, sağlıklarını her bokunu kaybettiler. Orada olan için. Ama sıkıntı yok ki. Yıllar sonra bundan bahsederiz. Paraları cukaladık zaten. Değil mi? Hiçbir problem yok. Oh. İşte bu bir tepki videosuydu arkadaşlar. Bu tepkim oradaki Araplara. Bu tepkim orada güreşip sonradan mızmızlanan Undertaker'a. Diğerlerine hepsine. Bu tepki videosu da noktalandı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Fikirlerinizi yazın ama gerçekten merak ediyorum. Bay bay.